Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Videomu bu şekilde başlatıyorum. Batuş Alp, ne yapıyorsun? Arkadaşlar, kafana vuracağım, kafana vuracağım balım. Arkadaşlar, bugün misafirim geliyor. Halamın kızları geliyor. Bunun için birazcık hazırlık yaptım. Kıymalı, ıspanaklı börek yaptım. Şuraya mercimek ıslattım. Küçük şey, ince bulgurla birlikte düğü diyoruz biz. Tokat batı yapacağım. Makarna şey yaptım, haşladım. Onu yoğurtlayacağım. Bulaşıklarımı yıkadım. Burada birazcık çöpüm var. Lavabonun üzerini iyi kötü temizledim birazcık. Sonra Batuhan acıktı. Şimdi Batuhan'ın karnını doyuracağım böyle. O haşladığım makarnadan birazcık Batuhan için yağladım. Şapkamız olmazsa olmazımız. Sonra tart kek yaptım arkadaşlar. Başka ne yaptım? Neyse, sofrada da görürsünüz artık. Batuhan burada. Sabah erken haber verdikleri için temizlik falan hiçbir şey yapamadım, inanırım ki. Böyle. Allah'tan Batuhan oyuncaklar dökmemiş. Şimdi saat 1. Evet, 1. Batuhan'ın uyku saati geç kaldı. Batuhan hemen bir şeyler yedirip yatıracağım. Bakın, bakın. İşte biz Batuhan. Batuhan'a bir şeyler yedirip yatırdıktan sonra geri kalan işlerimi halledeceğim inşallah. Bakalım daha neler yapacağız, neler. Evet, bir de Batuhan'a banyo yaptırdım. Değil mi balım? Bu kadar işin arasında. Evet arkadaşlar, misafirlerimi yolcu ettim. Yani birazcık otobüs durağına kadar götürdüm diyelim. Namazımı kıldım. Batuhan otogar ne ya? Otobüs durağından gelince arabada uyuyakaldı. Onu beşeye koydum. Böyle meyve falan yemiştik. Lavabonun üzeri gördüğünüz gibi, söylemeye gerek yok, görüyorsunuz. Masamızın üzeri falan. Şimdi ben birazcık, bakın her yer, her şey her yerde. Ben mutfağı toparlayacağım. Batuhan uyuyor. Oturma odasından sadece oyuncakları toparladım. Şöyle göstereyim. Bu odamda çamaşırlarım var. Katlanacak çamaşırlarım var. Çok güzel. Bütün odada işlerim var. Her şeyi beni bekliyor. Böyle. Sabah artık siler süpürürüm. Şimdilik bir şey yapamayacağım. Çünkü akşam ceyranla falan tutamam yani. Böyle. Şimdilik ben hemen mutfağa girip birazcık iş yapayım. Ben işler bekliyor. Arkadaşlar, şimdi bir kargomuz geldi. Batuhan'la biraz önce yine düştü. Bu yüzden aldı. Elimde bıçak var. Bıçağı almaya çalış. Hadi gel birlikte açalım. Hadi. Bırak onu. Onu bırak. Onu bırak. Onu bırak. Hadi. Tatam. Bak 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 bak. Hadi sen aç bakayım. Hadi. Aç, ne çıkacak bakayım. Hadi, baba ne almış yine. Geçenlerde bir şeyler söylüyordu ama o mu değil mi bilmiyorum. Gerçi başka ne olabilecek ki? Bak. Ne oldu? Bak Allah aşkına, ne olur. Üstüne çıkıyor ya. Bu nasıl bir çocuk? Aa, o çok ağır, çok ağır. O kucağına alamazsın onu. Tatlım düşürürsün. Baba kızar bize. Vallahi düşürürsün. Baba çok kızar bize. Aa. Batuhan izin verirse açacağız inşallah. Şu an yanımda Batuhan olduğu için rahat açamıyorum. Ne oldu? Ne oldu? Nereden düştün sen? Sen nereden düştün? Batuşa. Nereden düştün sen? Şuradan, şu kanepenin şu ucundan, halının üstüne düştü Allah'tan. Korkudan ağlıyor. Bir yere acıdığı için değil Batu Şarkı. Hadi aç bakayım, aç aç aç. Neresi? Başı neresi alt acaba ya? Evet, dur. Dur bakayım aşkım bir. Bekle. Ay elhamdülillah. Bakın merakı, bakın ne olur merakı bakın. Evet ama dur aşkım, burası tersiymiş. Aşkım bekle. Batuş Alp. Evet, böyle yere indirdim, gazeteyi isterdim. Beklediğimiz kargo. Açınca da göreceksiniz ne olduğunu.
Şimdi bakalım. Batüsel. Batüsel de meraklı meraklı bakıyor ya. Şuna bakın ne olur ya. Balişkom. Böyle bir hediye diyormuşum. Ahmet'in doğum günüme aldığı bir hediye. Bakın. Bu böyle buz gece lambası mı? Tuz gece lambası mı? Herhalde tuz gece lambası diye biliyorum. Tuzdan yapılan bir gece lamba. Gördüğünüz gibi böyle. Altında işte mekanizması falan var, her neyse. Bu da kablosu sanırım. Arkadaşlar bu evdeki nemi, rütübeti herhalde. İşte temiz hava sağlıyormuş evin içerisinde. İşte astım, bronşit olmamayı sağlıyormuş. Bir şeyler. Ben bunu birazcık daha araştırdıktan sonra size genel bilgi olarak aktarmak istiyorum. Yani ne işe yaradığını ben sadece Ahmet'ten duydum ama birazcık araştırmak istiyorum. Bunu almış, gerçekten de çok ağır. Bunu nereye koyacağım, nasıl kullanacağım hiç bilmiyorum. Şöyle göstereyim. Bakın bildiğiniz buz gerçekten. Şu şey oluyor ya arkadaşlar böyle. Dedem şey yapardı, ineklerin yalaması için taşların üzerine kurdum. Görünce aklıma geldi. Bu da yine buz sabunmuş. Ne alaka bilmiyorum Allah aşkına. Bakın normal bir mermer parçası bence. Zaten öyle yani. Bu da buz sabunmuş. Bu buz sabunu da buz diyorum ya, tuz sabunmuş. Bu tuz sabunu ise Ahmet şey böyle kaşlarında falan şey oluyor, döküntüler oluyor. İşte yüzünde falan, yüzü falan kavruluyordu. Şeyleri, cildi dökülür. Dökülüyor mu ne bilmiyorum. Ben aslında tam anlam veremiyorum. Çünkü bana gayet normal geliyor. Ahmet böyle bu konularda kendisine birazcık bakıyor. Bakımlı bir erkek diyormuşum. Sonra bunlardan dolayı işte şey yaptım. Araştırmış, bunu bulmuş. Nerede nasıl buldu bilmiyorum. Geçen dedi işte kargo gelecek falan diye. Bunları almış kaç tane? 3 5 tane. 5 tane sabun. Bu sabunmuş, taş sabun. Bu ne, erir erimez bile ya. Nasıl kullanacak bunu ben de bilmiyorum. Bunu ben de bir araştırayım. 5 tane sabun, bir tane de gece lambası. Gece lambasını deneyelim aslında. Hadi bakalım. Bakalım nasıl bir şey olacak. Batuş Alp, sen ne yapıyorsun ya? Sen ne yapıyorsun? Hey bebek. Bebek. Evet, bu şekilde bakın kablosunu taktım. Şu benim mumluk zaten. Şunu şöyle çekeyim. Bu da böyle bir gece lambası, ne olur. Mehmet'in gece lambasında şeyi var herhalde. Hobisi var adamın. Ev gece lambasıyla dolu. Çeşit çeşit gece lambalarımız var. Onları da bir gün yine sizinle paylaşayım. Böyleymiş. Bu evde böyle yanık kalacakmış. Ondan sonra evin havasını temizleyecekmiş sözde. Bakalım ne kadar doğru olacak. Dediğim gibi bunu bir gerçekten araştırmak istiyorum. Emin olmak istiyorum. Ama farklı bir şey yani. Ve de çok ağır gerçekten. Allah korusun çocuğun üstüne falan düşse var ya, felaket. Çok çok ağır yani. Neyse şimdilik dursun bakalım. Bir daha Ahmet'e atayım resmine falan. Bakalım ne yapacak. Evet arkadaşlar, sizler için hazırlamış olduğum bir vlog yine sonuna geldik. Yine üzerimi görüyorsunuz. Tekrar bir ikinci vlogumu başlatacağım arkadaşlar. Bu videomu sonlandırdıktan sonra. Batuş Alp yine yanı başımızda. Evimizin halini görüyorsunuz. Değil mi Batüs'üm? Balığım bay bay yapar mısın? Yok, o popiti ile ilgileniyor. Birazcık sevdi diyebilirim. Birazcık. Çok böyle takılmıyor. Gözü altlarım yine şiş. Her zaman olduğu gibi. Aslında uykumu falan da alıyorum ama böyle bir sıkıntım var. Sürekli göz altlarım şiş. Neyse arkadaşlar. Şey, videomda söylemiş olduğum gibi hepsinde buz gece lambası, buz sabun diyorum ama o buz değil, tuz gece lambası ve tuz sabunu. Bunların gerçekten bizlere çok büyük doğal etkileri var arkadaşlar. Ben de araştırdım ve araştırma sonuçlarımı yine sizler için paylaşacağım.
Saçımızı henüz kestirmedik. Popitini gösteriyor bakın. Siz bizim popitimizi gördünüz mü? Nereden aldık biz onu? Değil mi balım? Bacaklarını hep böyle oyuncaklara falan vuruyor. Motora vuruyor. Öyle bir şeye falan birazcık mor almış böyle. Birkaç yüzümüzde morluklar var. Dur aşkım dur. Hadi kapatıyorum. Bay bay yap kapatalım. Kapatalım mı? Rüzgü. Balı. Balisko. Batuhan Alp'le birlikte çok güzel yeniliklerimiz var. Batuhan Alp'le birlikte hayatımızı birkaç değişiklik yaptım. Bunu bir sonraki videomda detaylı olarak paylaşmayı düşünüyorum. İnşallah nasip olursa diyelim. Bodizel bizim vermiyor çünkü. Böyle yeni başımızda bekliyor. Ne oldu? Balisko. Ay. Ay göbüşüne bakın. Bu düşün şu eterine bakın. Kim ördü bunu? Babaanne mi yaptı oğlum? Saçımız da çok uzadı. Çok uzadı. Bu ne ki ya? Bağlayalım mı böyle? Bakın ciciş. Ciciş. Ay ay. Ciciş yap ciciş. Ciciş. Ellere bak ellere. Ay ay ay. Çok güzel. Hadi bay bay yap. Hadi bay bay yap aşkım. Ayna karşısında sanıyor herhalde. Gerçekten de kamera öyle değil mi? Ayna karşısı. Çünkü sürekli aynaya bakıyor. Değil mi Bali? Aynayı çok seviyoruz. Bebekliğinden beri aynayla birlikteyiz. Aynayla büyüdü diyebilirim. Hemen yanı başımızda her köşede aynamız var. Ay ben seni ya. Anneciğim güle. Ben. Tamam yeter hadi. Yeter kapatıyorum hadi yeter. Yeter. Evet arkadaşlar söylemiş olduğum gibi tuz gecelemasının ve sabunun faydalarını sizlerle hemen videomun son kısmında paylaşacağım. Etkilerini de göreceksiniz. Eğer imkanınız varsa sizler de araştırabilirsiniz. Size de mantıklı gelirse ve beğenirseniz kullanabilirsiniz diye düşünüyorum arkadaşlar. Evet bu videomuzu sonlandıralım. Çünkü biz Batuhan'la çok güzel bir temizlik videosu çekeceğiz arkadaşlar. Sizler için çok güzel bir vlog hazırlayacağız. Hemen onun başlangıcını yapacağız. Değil mi Balim? Hadi kapatıyorum hadi. Hadi kapatıyorum. Evet arkadaşlar bu videomuzun da vlogumuzun da sonuna geldik. Umarım sizler için hazırlamış olduğum vlogu beğenmişsinizdir. Lütfen beğenme tuşuna basmayı, yorum yapmayı ve abone olmayanlar için abone olmayı unutmayınız. Sizleri seviyorum. Gerçekten çok seviyorum. Desteklerinizi de bekliyorum. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.